Hocam, 20 kilometre yol geldik. 20 kilometre yol geldik. Nereden çıktık? Balçova'dan. Balçova'dan çıktık. Güzelbahçe'den dönüş yapıyoruz. Şu an ortalama 6.6. Şimdi sıfırlıyorum, bir de şeyine bakalım. Dönüşümüz. Tamam. 2000 motor benzinli bir araç. 20 yaşında. Evet. Daha ne olsun? Oksijen sensörsüz. Oksijen sensörsüz. Sensör de bozuk ya. Yeni teknolojilerle rakamları yakalamak belki daha kolay olur ama arada bol bol kaç tane evrim geçirmiş mesela. Evet hocam, dikkat edin de. Çamur. Maalesef yengeç yakında inen bir kamyonumuz. Evet. Kendine resmen yengeç. Hakikaten arka taraf darbeymiştir. Darbeymiş büyük ihtimalle. Ama böyle kullanmaya devam ederse tabii ki darbe yiyecektir yani. Şoseye mi gidiyor zaten? Gidiyor, evet. 4-3. Tekrar yokuş başlayacak, sonra inişimiz var. Evet. Bu kısım çok ilginç bir şey. Yani böyle eğimli aşağı iniyoruz gibi ama araba mesela burada hiç şey yapmıyor yani, atmıyor. Sanki çıkış inişi gibi değişik bir şey var burada. Evet, evet. Normalde mesela o kadar da yapmaması lazım ama bir göz yanıltıcı bir şey var. Ufak ufak dokunuyoruz. Ama hızımızdan ödün vermiyoruz. Şu anda bayağı dik bir yokuş çıkıyor. Şu an bayağı dik bir noktalarına geldik. Aldığım, hissettiğim gerçekten böyle bir sanki Uçanalı'da seyir sağlıyoruz hocam. Teknikle. Evet. Sürüş tekniği hali. Bakın şu anda. Bir şey hissetmeyeceksin. Gitmiyor gibi hissedersin. Evet yani. Aynen öyle. 110'la. Yok ya.
füzeni 6.4 diyoruz. VGT'siz. VGT'siz. 5.4 diyoruz, 6.4 diyoruz. Yani gittiğimiz yol olduğu için. Şu an düzlükte sollamaya çıkıyoruz. Yani VGT'siz haliyle hocam aynı şartlarda artı bir mi diyebiliriz? Hı, artı bir yani, litre. Bir bazen kullanım tarzına göre değişiyor yani. Nasıl söyleyeyim, 7.2 yakacağı yerde 5.9 yakıyor. Daha da fazla. %10 ile %15. 17 buldu oluyor. Tamamen evet. O günkü psikolojinize, kullanım tarzınızla alakalı. Tabii aynen öyle, doğru. Yani şimdi kavga etmişsinizdir, sinirlisinizdir. Bir maceremiz var, basalım. Ya da bakın, basalım. Normal şimdi. Bir vatandaş gibi geliyor. Şu evet. Anda gaza. Hatta bir de pompa gelmiş öyle. O bas şekilde. Fırladık, yokuş çıkıyoruz. Hafif bir yiyemiz var. Bas çek şu an şimdi, talaşla besliyoruz ateşi. Talaşla besledik. Şimdi bak şimdi kaç lira düşecek. Şimdi gevşettim. Evet. Gevşettim. Sabit hızı aldım. 130 ile gidiyoruz. 125. 5.1, 5.9. Tekrar yokuşa geldik. Evet, şu an rampa tırmanıyoruz. Ülkemizden az olduğu için. Aynen. Maalesef. Esas düzlüğe geleceğiz buradan çıkışta. Bakalım burada ne olmuş? 6.3. 6.3. Süretimiz kaç hocam ben? 117 falan. Evet. Hocam bu arabanın farklı değerleri kaç? Şimdi benim kardeşim de var. Onu taktikim. Şunu diyor. Abi diyor. %10 yakıyor. Az yakıyor. Ama gideceğin yere daha çabuk gidiyorsun. Daha hızlı hızlanıyorsun. Performansını kullanıyor yani. Performansı değil. Yine aynı şekilde kullanıyor. Aynı şeyi verdiği zaman daha hızlı hızlanıyorsun. Daha verimli olduğu için %10. Evet. Ama sen hızlanmanı aynı yaparsan %10'lardan daha fazla tasarruf yapıyorsun. Evet. Şu anda bakın 120'lere çıktık. 6 ortalamaya indik. 6'ya indik. Ben bunda 5.9, 5.6 yapıyorum. Daha önce evet. 6 seyreye falan gittim de 6.9, 6.3 bandında kalıyordum. Şimdi 5.6 basarsam 6.6. Yani. Değişiyor. Tamamen sizin kullanmanızla tabii. Alakalı. Tabii yani işte bu kadar hani şöyle söyleyeyim, hani İngilizce'deki söyledikleri soft. 3.7 yürüyoruz, 90'a indik. Aynen ve düz yolumuz. Düz yolda 3.7. Bu LPG değeri. LPG değeri. Benzine vurduğunuz zaman 2 litre. 2 litre. Yani şurada 6 ortalama demek, 5.9 ortalama demek. Yani 6 desek 3 litre benzine denk 100 kilometrede. Yani 2000... 2000 motor. Yani az yakması aslında yakmasından da ucuz olmasından. Ucuz olmasından. Az yakması bir de şeye bağlı. Senin kullanış tarzı. Buna yine ben 17-18 litre yaptım. Bastım ki. Yakar. Tabii. O doğru güç kullanmadınız. Enerjinizi boşa harcadığınızı gösterir. Kesinlikle. Yaptım. Kesinlikle. Yani aslında burada bir hani şu ana kadar bir tek otoyola çıkarken
Göbeğe dönerken fren kullandık. Evet. Ben normalde pek fren kullanmam. Yani VGT'den önce de sonra da kullanmam. Hı hı. Oradan bile. Bir de burada kullandık ikinci. Aynı dönüşten dolayı o da. 20 kilometre kaç dakikada geldik hocam? 10 dakika. Allah. Sürmedi. Saate ben de bakmadım ama. Aslında otomobil kullanmak sanat. Yani aslında hocam makine kullanıyoruz. Yani evet. Hani bunun daha başka bir açıklaması yok. Makine kullanıyoruz. Evet. Bu makineyi nasıl kullanırsanız o da size öyle yanıt verecek. Valla makineyi hırpalarsanız o da sizi yolda hırpalıyor. Aynen öyle. Bir gün tık der kalır. Günlerce peşine koşarsınız. Kesinlikle. Hocam ben bu keyifli test sürüşü videomuz için bir hafta sonraki buluşma için çok mutlu oldum. Çok da teşekkür ederim size. Sağ olun, teşekkür ederim. Murat hocam teşekkür size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hem size. Bir telefonumuz da geldiniz. Ya evet. Bir senelik bir macera. Evet ya keşke hani önceden böyle bir imkan olabilseydi. Nereye gittiysem yok. Tam bir sene uğraştım size erişmeye. Vallahi çok kolaymış. Aslında çok kolay. Aslında çok kolaymış. Aslında yani. Evet. Ulaş'a ismi gibi ulaştığınızda bitiyor. Her şey bitiyor. Bitiyor değil mi hocam? Kalktı, tam Manisa'dan döndünüz buraya geldiniz. Evet kalktınız. Aynen öyle. VGT tarafı bizde daha böyle evlat statüsünde. Evlat statüsünde olduğu için sahaya kendimiz biniyoruz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Memnun olduk, tanıştık hem de çok güzel bir ürün geliştirmişsiniz. Teşekkür ederiz. Severek kullanıyoruz derler yani. Gerçekten öyle yani. Çok memnunuz. Süper hocam. Sizin için araba tutku. Yani araba sürmek. Kesinlikle öyle. Evet. Arabasız yaşayamıyoruz yani. Ama VGT'ye aktaracağız yani. Bir şey yok, çaresi yok yani. Benim normalde kişisel olarak şeyimdir. Diyelim 600 kilometre yol gidiyorum. Varmama 100 kilometre kaldı. Hızımı düşürürüm. Evet. Varmamak için. Evet. Daha çok araba kullanayım. Daha çok değil mi? 10 saat kullanmışım da 1 saat daha fazla kullanayım. Evet, doğru. Yani bu zevk. Aslında bu biraz şeydi hocam. Yani hani biz Türklerin geninden mi geliyor? Önceden at vardı, şimdi araba. Evet. At avrat silah deriz ya. İleride drone olacak galiba. Öyle oraya doğru gidiyor. Drone'a binerek devam edeceğiz. Aynen öyle. Bir şeyler olacak yani değişim. Evet. Şu anda da otomobil bir sevda yani. Kesinlikle. Yanına bir... Sen de beraber fotoğraf çekiyoruz. Tabii ki. C7 dedik ama senin evet. Onun C7 değil mi? Ya mesela. C şurası hocam. Ha tamam şurası. Evet. Evet sevgili VGT takipçileri, bu güzel tatlı videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Birkan hocam ve Murat hocamla beraber böyle tam böyle hani bilimsel verilerin çok net işte bilgisayar verisiyle takip edebildiğimiz ve işte gaza ne kadar az basıp ne kadar yüksek ivmelenme kazanabildiğimiz bir video oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam size. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Evet dostlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'yle kalın.